İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün Cuma saat 5:29. Haftalık opsiyon raporumuz. Pazar günü için tabii tarihi koyuyorum. Bu hafta altın piyasasından At the Money kalender spread tasarlayacağım. Her zaman olduğu gibi implied ve istatistik. Volatilite, altın için implied volatilite, istatistik volatiliteye göre daha düşük. Bu şu anlama geliyor. Daha önce çok defa bahsettim. 17.70 istatistik volatilite altın fiyatlarının belirli bir süre için geçmişe dönük volatilitesini hesaplanabilir. Matematik olarak hesaplaması kolay. Volatiliteyi gösterir. Ama implied volatilite opsiyon traderlarının ileriye dönük dayanak varlığının yani altın fiyatlarının ne olacağı, nasıl volatil olacağı konusunda beklentilerini gösterir. O bakımdan opsiyon traderları altın fiyatları için de yahut altın opsiyonlarının şu an düşük olduğunu ima ediyorlar. Buna göre çeşitli stratejiler yapılabilir. Ben de altın fiyatlarının yatay gittiği calendar call spread'i düşünüyorum. Onun için option'uya giderek hemen tasarlamaya başlayalım. Bunun için de önce bir grafiğe bakalım. Grafikte altın fiyatları bir düzeltme ardından uzunca süredir yatay gidiyor. Muhtemelen yukarıda 2000, aşağıda işte 1900 civarında bir aralıkta seyredecek gibi görünüyor bir süre daha. O yüzden de at the money yani şu güncel fiyatlar kullanım fiyatı olarak, opsiyon kullanım fiyatı olarak alınıp basit bir strateji tasarlayacağım. Bunun için hemen altın opsiyonlarına bakalım. Ekim vade artık zamanı daraldı. 7 günü kaldı. Bunu kullanmıyorum. O yüzden Kasım 40 gün vadesi var ve Aralık 68 gün vadesi var. Burada calendar spread yapmak için bir Kasım vadeyi yani yakın vadeyi satıp uzun vadeyi satın alıyoruz. Ama ikisi de aynı ihtimali yani 1960 kullanı fiyatlı call option strike'ları. Burada existing pozisyon olması lazım. Onları temizleyelim. Evet. Bu calendar spread bu stratejinin deltası nötr yani yatay gidecek diye düşünüyoruz. Gamması oldukça risksiz. Tetası düşük ama artan günlerde giderek ilerleyen tarihlerde bu teta artan değerlerde pozisyona katkı sağlayacaktır. Vega pozitif. Az önce de bahsettiğim gibi hatta grafiğe tekrar bakarsak grafikte de mavi ile gösterilen implied volatilite, istatistik volatiliteden düşük. Yani opsiyon fiyatları ucuz, muhtemelen yukarı gidecektir diye düşünüyorum. Bu yatay gitse bile dolayısıyla pozitif vega ve nötr delta olan bir strateji tasarlamış olduk. Şimdi bu stratejinin risk profiline bakarsak böyle bir grafik elde ediyoruz. Bu grafik örneğin şu kaç günmüş? Bir aylık bir süre için alalım. Bir aylık süre içinde altın fiyatları 2006 dolar ile 1917 dolar arasında kalırsa ki beklentimiz bize şu bölgede getiri sağlayacaktır. Tabii 30 ila 40 gün arasında, 10 gün arasında bu aralıkta kalırsa getiri artan teta zaman değerinden dolayı hızla artıp daha yüksek getiriler sağlayacaktır. Ama şu bölge yeterli. Duruma göre 30 gün sonra hala istikrarlı bir şekilde bu bölgede ise birkaç gün daha tutulabilir daha yüksek getiri için. Bu stratejinin 2450 dolarlık bir teminatı var. Eğer altın fiyatları bu aralıkta herhangi bir yerde aşağı yukarı bakıyorum hatta bunu profit loss yani yield olarak da getir olarak da gösterirsem
yapılan teminata göre %20 civarında bir getiri getiriyor. Şöyle bakayım tekrar. Aşağı yukarı, evet. Yani bu fazla değil gibi görünebilir ama dediğim gibi kalan 10 günde çok ciddi bir getiri var. Eğer altın fiyatları hakikaten bu aralıkta istikrarlı bir şekilde işlem görüyorsa çok ciddi bir getiri sağlayacaktır. Ancak pozisyonun bu sınırların altında ve üstünde hareket etmesi, yani şiddetli düşüşü yahut tekrar yükselme eğilimi 2500 dolara kadar zarar yazabilir. O anlamda bu bölgelerde yahut biraz zarar olursa pozisyonu kapatmak yahut tamir etmek söz konusu olabilir. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya tekrar farklı bir stratejiyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.